Valla Felix Çinli tabii ki birdenbire her şeyini veremeyebilir. Yani oradaki oyununu tutturamayabilir. Yani çünkü daha yeni geldi arkadaşımız. Ama şöyle bakalım. Geçen sene 16 gol attı. Yılın futbolcusu seçildi. Yani çok kariyerli bir oyuncu. Yani İspanyol ama Polonya'da oynamış. Ve baktığınız zaman yaptığı işler mükemmel. Yani kolay değil Polonya'da yılın futbolcusu seçilmek. Bir de forvet arkası oynayıp 16 gol atmak da kolay değil. Ya işin açıkçası ben de merak ediyorum. Yani antrenmanlarda görüyoruz ama esas maçlarda bir görmemiz gerekiyor. Ondan sonra da net kararımızı veririz. Biliyorsunuz bu sene canlı maç seyretme şansımız olmadı. Hiç olmadı. O yüzden de şeylerden bildiğimiz veyahut da bize gelen videolardan, kasetlerden seyredip bazı arkadaşlarımızı aldık. Bazı arkadaşlarımızı zaten biliyorduk. Aldık onları da. Ya gönül isterdi ki Türkiye'den de alalım işte maalesef ama biz en geçen sezon en çok yerli oyuncu oynatan takımlardan bir tanesiyiz biz. O yüzden yani yerli olayımız da dolu. Yerli arkadaşlarımız var alamıyoruz. Yani şey dolduğu için alamıyoruz yani. Yönetim işte federasyonun aldığı karardan dolayı alamıyoruz yani. Peki hocam, Türkiye Ligi'nde böyle bilinen oyuncular içinde kime benzetirsiniz oyun tarzını? Şimdi bir Sizin oynasın sayınızda. da bir maç oynasın ondan sonra bakacağız benzeyeceğimize nereye ama şey bir kere şunu söyleyeyim genç ve şey çok oyun disiplinine sadık bir oyuncu. Golü düşünen bir oyuncu. Kanatlarda da oynayan bir oyuncu yani öyle özellikleri var. Ama dediğim gibi Türkiye Ligi öyle kolay bir lig değil. İnşallah çok kısa zamanda ayak uydurur bize çok faydası olur yani. Hocam, Şimdi tabii ki PAOK takım için bu maç biraz şey önemli çok önemli. Çünkü onlar bayağı bir sıkıntılardaydı geçen sene, ondan önceki seneler falan bayağı bir sıkıntı yaşamış bir takımdı. Onun için kendi sahasında avantajını kullanmaya çalışacak ama artık avantajı kalmadı biliyorsunuz. Seyircisiz oynandığı için maçlar. Beşiktaş baktığınız zaman hakikaten iyi bir takım, iyi de kadrosu var. Ve böyle şeyler alışık, eleme maçlarına alışık, Şampiyonlar Ligi oynamaya alışık, Türk kupalarda çok oynamış bir Beşiktaş var. O yüzden yani bana göre Beşiktaş daha avantajlı yani. Sergen Sergen. hocanızı Sergen tabii ki değerlendirirseniz. yok biz yok. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımız beraber oynadığımız kaptanlığını yaptığımız bir arkadaşımız. Başarılı olacaktır mutlaka çünkü çok büyük bir camiada görev yapıyor. Çok büyük bir sorumluluk var. Ve orada biliyorsunuz ikincilik, üçüncülük başarı sayılmıyor. İşi zor ama ben iyi olacağına inanıyorum. İyi de bir yönetim var. Tek şey onların da bizim gibi birkaç tane transfer ihtiyaçları var herhalde yani. Hocam geçen sene çıtayı çok yükselttiniz. Evet. Sene nasıl olacak? Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir seviye çıkaracağınız? Valla bizim Hedefleriniz ben var mı? bir kere bir şeyden korkmuyorum. Yani Anadolu takımı da çok iyi şeyler başarabilir. Yani biz geçen sene şimdi burada sizi de fazla meşgul etmek istemiyorum. Biz geçen sene bizim oynadığımız mükemmel oyunlar, mükemmel şeyler yaptığımız şeyler vardı. Biz pandemi olana kadar biz kendi sahamızı hiç yenilmedik taraftarımızla. Ve hiç gol atmadığımız maç yoktu pandemiye kadar. Ve ondan sonra tabii ki takımda bir düşüş başladı her türlü. Yani oyuncuların tedirginliği, panik olması ve sakatlıkların çoğalması bu bizim için çok büyük dezavantaj oldu. Bir de maalesef söylemeyecektim ama söyleyeyim size de hakem arkadaşlarımız sağ olsunlar. Özellikle VAR'a bakıp hala hata yaptılar bize. Bir sürü hatalar oldu ve kritik hatalar oldu bunlar. Bunlardan bir tanesi işte Başakşehir maçı, bir tanesi Trabzonspor maçı. Yani bunlar ikisinde de penaltımız var. Onları belki verirse atsak daha farklı bir konumda olacaktık. Alanya maçında bariz golünüz var, vermiyorlar. Yani öyle şeyler oldu, bazı aksilikler oldu. Bir tek bize olmuyor, bütün takımlara da oluyor ama eğer bir Anadolu takımına bu yapıldığı zaman onu telafi etmesi zor oluyor. Ama büyüklere böyle bir hatalar yaptığınız zaman o hakem arkadaşımızın hiçbir şansı kalmıyor maalesef. Hocam pandemi sürecine değinmişken Benim tek korktuğum şey sakatlıklar. Yani şu an 3-4 arkadaşımız sakat. Yani onların şeyleri beni düşündürüyor. Onun dışında bir problem yok yani. Hocam transferle ilgili bize nasıl bilgi verirsiniz? Yani Sizin yeni şöyle, transfer açıklamış bir hayır insansınız. hayır biz oyuncu alamadık. Oyuncular var ama mesela geçen 2 gün önce bir arkadaşımızı çok istedik anlaşamadık. Yani istediği parayı kulübümüz veremedi. Yani onun için de tabii ki biz bir kere yani istediğimiz oyuncuyu alma şansımız yok. Biz paramıza göre oyuncu alacağız. Çünkü oradaki buradaki dengeleri bozamayız yani. Peki nasıl bu? Ya bizim aslında eksiğimiz şöyle. Mesela Dedik ya ne eksik? alternatifli bir kadro kurmamız gerekiyor. Bizim bir kanat, bir forvet, bir de çok iyi bir orta sahaya ihtiyacımız var yani. Çok teşekkür ederim. Ben Hocam teşekkür kolay gelsin. ederim. Sağ olun. Sağ olun.